Merhabalar arkadaşlar. Geçen biri yorum yapmış. Bu soru için açıklama yapıyorum arkadaşlar. Yapalım beraber. Limit fx limiti varsa diyor. Bakın arkadaşlar. Gelelim buraya. Limiti vardır diyor. Var mı yok mu beraber inceleyelim önce. Ben fx'imiz burada negatif olabilir mi arkadaşlar? Eksi a gibi bir değer olsa. Olabilir değil mi? X a'ya giderken burası eksi a olmaz mı? Limit x fx a'ya giderken eksi a olursa a'dan a çıkarsa 1 bölü 0 olur. O da tanımsız yapar arkadaşlar. Paydayı tanımsız yaptığı için 0 limit yoktur. Alta geldim. Limit x a'ya giderken x fx limiti varsa o zaman demek ki burada limit varsa burada bir rasyonel sayıdır. Yani fx'in bir değeri vardır. O zaman burada ne arkadaşlar? Hiç tanımsız yapan bir değer olması burada kesinlikle vardır arkadaşlar. 1. Limit x a'ya giderken fx limiti varsa arkadaşım burada mesela dikkat edin şuraya geldim. Elenlerde fx'in ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. Logaritmik fonksiyonlar hatırlarsanız logaritmik fonksiyonlar arkadaşlar fx'imiz sıfırdan büyük olmak zorundaydı. Ama burası negatif olabilir. Burası negatif olursa o zaman buranın limiti yoktur arkadaşlar. Burada da yoktur. Geldim şimdi şuraya. Limit x a'ya giderken toplam fx diyor. Bakın limiti varsa şöyle bir grafik çizelim beraber arkadaşlar. Mesela şöyle bir değer olsun. Şöyle yapalım. Fx'in mutlak değeri şurada şöyle bir şey olsun. Şöyle bir şey olsun. Şurada şöyle bir şey olsun. Biri yukarıda olsun pardon şöyle. Çünkü mutlak değer olsun yukarı çıkartacağım ben. Şöyle bir yerde olsun. Şimdi bakın arkadaşlar. Mutlak dediği için bu yukarı çıkmayacak mı? Şöyle bir şey olacak. Mutlak değerde bakın arkadaşlar. Mutlak değer dediği zaman aşağıdaki negatif değer yukarıya çıkacak. Doğru değil mi? O zaman ben eğer düşünürsem şurada bakın arkadaşlar. Limit fx var mıdır? Şu normal fx'imiz. Şu fx'imizin değeri. Bakın arkadaşlar. Nereye geliyor? Farklı bir değere geliyor. Burada nereye geçsin? Mesela burası eksi 2 olsun. Burası ne olsun? 2 olsun. Dikkat edin burada nereye geldi? 2, eksi 2'ye geldi fonksiyonumuz. Ama mutlak değer dediğimiz zaman yukarı çıkacak bu grafiğimiz. Eksi 2 nereye geldi arkadaşlar? 2'ye geldi. Burada limit yok arkadaşlar. Çünkü mutlak değerlerde şöyle düşünün arkadaşlar. Ben göstereyim şurada. Mutlak değerler mantığı neydi? Şöyle. Bu fx fonksiyonumuzdu. Eğer mutlak değer fx dersem o zaman burası ne olacak? Yukarı doğru çıkacak arkadaşlar. Simetriyi alınacak. Yani pozitif değere geçecek. Burada yok arkadaşlar. Yani fx'in grafiği eksik gidiyorsa mutlak değerini aldığınız zaman 2'ye doğru gidecek. O zaman olmuyor. Eğer şuraya geldim. Dikkat edin arkadaşlar. Burada eğer limit varsa fx'imiz nedir? Sıfırdan büyük veya eşittir arkadaşlar. Sıkıntı değil. O zaman tek dereceli kuvvetlerde, ben tek dereceli kuvvetlerde hiç negatif olsa her zaman tanımlı olur söylemiştik. O zaman zaten tanımlı olur herhalde. Bu da tamam. Bir ile iki tanesinde doğru arkadaşlar. Bu da bu. Evet devam edelim. Şu son soruyu testi çözelim, bitirelim arkadaşlar artık limiti. Yukarıdaki fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Evet var bakalım. 4'e soldan geldi. 4 neresi? Burada. 4'e soldan geliyorum. Arabam geliyor. Evet yavaş yavaş yavaş. Görüyorsunuz neye doğru geldi? 2'ye doğru gelmiş oldu. 2'ye nereden geldi arabamız? 2'nin altından geldi bakın arkadaşlar. 2'nin altından geldi. 2'nin altında hemen şurası ne oldu? Burası bitti. Şurası ne oldu? 2'nin alt tarafından geldi diyor. 2'nin alt 2'yi buluyorum. 2'nin alt tarafından geliyorum. Bu taraf 2'nin alt tarafı yani 2'den küçük değerler. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. 3. 3'ün neresinden geldi? 3'ün üst tarafından geldi. Bakın arkadaşlar üst tarafından geldi. 3'ün neresinden geldi? Üst tarafından geldi. 3'e nereden geldi diyor? Sağdan geldi. 3 nerede arkadaşım? Aha burada. 3'e geliyorum arkadaşım ben. 3 nerede? 3 burada. 3'e sağdan geldi diyor. Geliyorum. Hop. Nereye geldi? 1'e geldi. Cevabınız budur arkadaşlar. Anlaşıldı. Tekrar bir daha yapalım. Bak. 4'e soldan geldi diyor. 4'e soldan geldim. 2. 2'nin alt tarafından geldi. 2'nin alt tarafı nerede? Arkadaşım 2'yi buluyorsunuz. 2'nin alt tarafı bu taraf. 3'e geldi. 3'ün üst tarafından geldi.
3 arttan geldi. O da yaparsanız yağımız gelir arkadaşlar. Şöyle bir soru sorulmaz ama ne diyor? Sıfır kök 5 sayısının ondalık kısmının m olmak üzere ondalık kısmı ben nasıl biliyorum? 4'ten büyük bir kere ne olabilir? 4 niye yakın olabilir ki arkadaşlar? Bu sıkıntılı. Bu 2,3'e yakın olabilir. 2, tam evet 2,3'e yakın olduğunu sayalım. O zaman ondalık kısmı ne olur? 2 artı 0,3'ten ondalık kısmı 0,3 olur. Burası ne olursa x artı 2'nin parantez karesi eksi 1 diyebilir miyim? Evet diyebilirim. O zaman şuraya yaparsam 2,3 olur mu burası? 2,3'ün karesi eksi 1. O da değeri ne gelirse çıkar arkadaşlar karşımıza. O da ne yapar? Burada bir sıkıntı var. 2,3 olur herhalde. 2,2 olabilir. Arkadaşlar bütün sorular gelmez ya. Buradan karesini alırsanız yaparsınız. Yani değer vermesi lazım size yukarıda. Evet geldim. Limitinin değeri nedir diyor. Arkadaşım bu şeyde çarpanları ayırmayı bilmemiz lazım. Ama çarpanları ayırma biraz zor. Bazıları da zor gelir bazen. Şöyle yaparım. X'e ben 3, 4, 6'ya bölünen T12 desem. X'e T12 desem yani 12'yi 3'e bölünen, 4'e bölünen ve 6'ya bölünen bir şey olsun. Anlaşıldı. Yerine yazıyorum o zaman burası ne olur arkadaşlar? T4 oldu mu? Eksi burası T3 oldu mu? Böyle. Burası ne oldu? T6 oldu mu? Burası ne oldu? Eksi T kare oldu. Düzenlerseniz burası T küp parantez alırsan T-1 oldu. Şuraya geldim. T kare parantezini alsam T4-1 oldu. Şunu açalım arkadaşlar T4'ü. T kare eksi 1 çarpı T kare artı 1. Bunda T artı 1 çarpı T-1 diye açtık. Şu T-1'ler gider. O zaman X yerine 1 yazarsam burası üst taraf 1 geldi. Böyle. Alt tarafa bakıyorum arkadaşlar. Burası şunu açtık zaten. Şu gelecek bir de şu gelecek. 1, 1 daha 2 çarpı 2 geldi. Onu ne olur? 1 bölü 4 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Kolay bir soruydu. Evet şimdi şuraya geldik. Evet bu sorular güzel sorular arkadaşlar. Hemen fx'in sağ soluna bakalım. Bir de gx'i de şuraya yazalım. Arkadaşlar fx'in bakın arkadaşlar fx'i bulalım sağdan yani geliyorum 2 soldan geldim 4. Arkadaşlar ben bunları topladım da birbirlerine eşit olmak zorunda fx'in gx'in sağ ve soluna bakalım beraber. Şuradan bakalım arkadaşlar. Sağdan geldim 4. Şu A şıkkı için de bakalım arkadaşlar. A şıkkı için yapıyorum. Sağ 4 solu 1 toplarsam 2 topla diyor. 2, 4 daha 6, sağa 6 geldi, solu 5 geldi. Olmaz, yanlış. Burs B cevabına geldim. B şıkkına geldim aşağıda. Sağım 2, sağdan geldim 2, soldan geldim eksi 1. Toplayalım 2, 2 daha 4, 4'ten 1 çıkarsa 3 eşit değil. C şıkkına geldim arkadaşlar. Sağı 3, sağı 3, solu bana işte şuradan sağ 3 solu eksi 2 evet topladım 2 3 daha 5 4'ten 2 çıkarsa 2 olmadı. Aa nerede lan bu? D şıkkına geldim. Arkadaşlar sağdan da baktım 5 soldan da baktım 2 2 5 daha 7 4 2 daha 6 eşit değil sağdan ve soldan limitimiz. Edirne cevabına baktım. Evet bakalım arkadaşlar bu olmak zorunda mecburen. Sağdanım 1, soldanım eksi 1. Bakalım doğru mu? 2, 1 daha 3, 4'ten, evet arkadaşlar 4'ten 1 çıkarsa 3 oldu. Evet neymiş? Edirne cevabı karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu tip sorular geldiği zaman fx'e, gx'e önce verilen fonksiyonun grafiğin sağını solunu buluyorsunuz. Sonra diğerlerin sağını solunu bulup toplamaysa toplama, çıkarmaysa çıkarma yapıp sağ sollar birbirine eşit olmasını beklemeniz gerekiyor. Evet şimdi soruya geldik arkadaşlar. Evet, güzel bir soru. A, B ve C birer gerçel sayı olmak üzere. X 2'ye
giderken, evet 0-0 belirsizliğini gördünüz mü? O zaman bunun limiti varsa şeydir arkadaşlar. X 2'ye giderken o zaman ne kritik noktam neresi arkadaşlar? 2'de kritik noktam burası. 0-0 belirsizliği var. Önce 2 yazıyorum. Ben buraya bir yazarım. Sıranın 0 olması lazım. Burası 0'sa burada 0 olması lazım. 2 çarpı 8 artı 4A artı 2B artı C eşittir. 0 olmak zorunda. Bir de ne var arkadaşlar? Ben buraya 1 de yazsam. Çünkü A artı B artı C'yi sağlamak zorundayım. Çünkü burada X2'ye giderken diğerlerinde fonksiyon olmak zorunda. Çünkü tanımsız yapmıyor. Diğer tarafta. X yerine 1 yazsam ben. Bu da sağlamak zorunda. Evet yazıyorum 1. 2. X eşittir 1 için açıda yazıyorum. Artı A artı B artı C bölü 1 eksi 2'nin küpü eşittir 2. Yaparsanız arkadaşlar eksi 1. O da ne olur? 2 artı A artı B artı C eşittir. Eksi 2 oldu. Aha buldum. A artı B artı C neymiş? Eksi 4'müş arkadaşlar. Olabilir. Çünkü diğer taraflarda burası kritik nokta. Çünkü tanımsız yapan burası. O zaman diğer değerlerde mesela şöyle geldiniz. Sıkıntı yapmıyor. 2'de 0 tanımsız yapmadığı için. Diğerlerde 1 de yazsam, 2 de yazsam, 3 de yazsam. 2 yazsam sağlamaz. 3 yazsam sağlar. 1 yazsam sağlar. 1'i niye yazdım? Çünkü A artı B artı C'yi bulmak için. Evet yine güzel bir soru arkadaşlar. Fx fonksiyonu gerçel sayılar kümesinde birebir ve sürekli bir fonksiyon olmak üzere. Evet güzel bir soru. Eğer limiti varsa sağdan limiti de 5'e eşit. Soldan limiti de 5'e eşittir. O zaman geldim buraya 5. O zaman burası 5 oldu. 5, 5 daha 10 oldu. Fx'imiz 5'e gidiyor. Burası 5. Fx evet x nereye gidiyordu arkadaşlar? 3 değil miydi burada? Bak. Fx'in 5 olması için x'e gidiyordu, 3'e gidiyordu. Burası da 3. O zaman 5 artı 5 bölü 5 eksi 3. 10 bölü 2'den 5 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Bu da bu. Evet. Fx ve gx fonksiyonunda gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve sürekli. Tanımlı ve sürekli 2. O zaman arkadaşlar grafimiz şöyle bir şey. Hiç kopma yok. Tanımlı ve sürekli. Böyle bir şey olacak. Fgx arkadaşım. F ve gx ikisi de şöyle tanımlı ise, ikisi de tanımlı sürekli ise şuradan yazarsanız evet bu sıkıntı olmaz. F fonksiyonu gx yazarsam evet bir değer buluruz. Evet bakın arkadaşlar şurada bölmeyi var. Evet tanımsız yapabilir. G'miz 0 olabilir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? G'miz tanımsız yapabilir arkadaşlar. G fonksiyonumuz 0 olabilir. Anlaşıldı mı? Bu olmaz. Yani paydayı sıfır yapan bir değer varsa olmaz. Evet şuraya geldim. Çarpmada arkadaşlar bir de derece bandikar. Eğer çift olsaydı burayı negatif yapan değer olabilirdi. Tanımsız olurdu. Ama kuvvetim tek olduğu için sıkıntı yapmaz. Sıfır da olsa eksi de olsa bu tanım olarak çıkacak. O zaman 1 ile 3 cevabı doğru olarak gelir karşınıza. Evet şu soruya bakın arkadaşlar. Gerçel sayılar kümesi tanımlı fx fonksiyonu 3 1 3 a noktası ne 3'ten 3'e 3 1'e gidiyormuş arkadaşlar noktasına süreklidir diyor. Evet arkadaşlar olduğuna göre diyor. Bakalım şimdi. Şuradan bakalım. 1'e nereden gel diyor? Soldan gel diyor. Evet ben buraya 1'e soldan yaparsam toplarsam ne gelir? 3'e nereden gelir? Soldan gelmiş olur arkadaşlar. Yani 2 ne olur arkadaşlar? 1'e soldan yaz 0,9 gibi 0,98 topladığında 2,9 oluyor. O da 3'e soldan geliyor. O zaman 3'e soldan geliyorsa G 3'e soldan geliyor. Şuraya bakalım arkadaşlar. G 3'e soldan gelecek. Şuraya dikkat edin. 2 yazarsam ne olur arkadaşlar? Burası 4 yani 3,9 gibi olur. Çıkartırsam o zaman burası ne oldu? 3'e soldan geldi. 3'e soldan ne 3 ise o zaman şurası 3 müymüş arkadaşlar? O zaman F fonksiyonunda G 3'e soldan şurası 3'e soldan geldi. 3 olduğunu gördüm. F3. F3'te ne eşit arkadaşlar? Şurada 3 noktası da ne eşitmiş? 1'e eşitmiş arkadaşlar. Biraz bugün rahatsızım arkadaşlar. Kusura bakmayın sesim çok çıkabilir. Fx fonksiyonun grafiği verilmişti. Evet arkadaşlar. Tanımsız veya süreksiz yapan. Arkadaşlar sakin şöyle düşünüyorsunuz. Tanımsız yapması için neresi olması lazım? Alt tarafın sıfır eşit olması lazım. Evet hocam buldum. O zaman fx eksi 1 1 oldu.
O zaman burası 1 olması için buranın ne olması lazım? Burası ya 1 olacak ya da eksi 1 olacak. O zaman 1 için fx eksi 1 eşittir 1. O zaman fx eşittir 2 oldu. 2 değerlerini veren değere bakalım. Şuradan 2'ye şöyle yapalım. Çizelim. 1, 2, 3. Bir de burada var. Bunun için 4 değer. 4 değer geldi mi buradan? Bir de geldim. Fx eksi 1 eşittir. Eksi 1 ise fx eşittir 0 için. Bunun için arkadaşlar. Fx eşittir 0 için geliyorum. 0 değeri 1, 2, 3. 3 değer de buradan geldi. Tanımsız yapan kaç değer var? 7 değer var. 4 burada, 3 de burada. Peki süreksiz yapanlara bakalım. 1 arkadaşlar. Burada süreksiz 1. Burada süreksiz 2. Burada süreksiz 3. Burada süreksiz 4. 4 de öyle var arkadaşlar. Süreksiz yapan 4 değer de buradan geldi. Toplarsam 7, 4 daha 11 değeri gelmiş olur arkadaşlar. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle